Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugünkü videomuzda size uzun zamandır beklediğim online oyun olan Rise Online bugün 22.00'da başlayacak. Onun için bir video çekeyim dedim. Daha önceden MMORPG oyunu olarak Knight Online veya Scroat oyun online oynayanlar varsa, yani bunlar için bence beklenen bir oyun. Şu an yıllardır, ben de belki 10 senedir oynamıyorum Knight Online'ı. Çocukken çok seviyordum, oynuyordum. Şu an ona benzer Rise Online, yani Knight Online'ın çakması falan da deniyor. Bilmiyorum, bakacağız. Oyunu indirdim, karakteri oluşturdum. Sizin için de şöyle bir video çekeyim dedim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu oyunu da her bilgisayarda oynayamayacağız. Bu minimum gereksinimler arkadaşlar, bilgisayar parçaları gerekiyor. Bu da önerilen, yani topluluk içine girdiğinizde oyunun kasmaması için, takılmaların, donmaların olmaması için. RX 580 ekran kartı yazmış ama bu ekran kartları yani eski arkadaşlar. Birazcık daha iyi bir ekran kartı olabilir. 3050, 3050 Ti, 3060. 3000 serisi daha yeni kartlar olduğu için veya 1660 süperlere bakabilirsiniz. Bu ara çok indirim var onlarda. MSI'nin çift fanlılarında falan 5000, 6000, yani 5500, 6500 civarı bulunabiliyor. Nereden aldığınıza göre değişiyor. Böyle bir öneride bulunayım dedim arkadaşlar. Zaten gerekli parçaları diğerlerini biliyorsunuz. Şöyle başla diyelim. Ya ben beğendim, karakter oluşturdum falan. Acayip detaylarına kadar inmişler. Adamın kaşının, gözünün büyüklüğüne, küçüklüğüne, rengini, kenarını, dudağın kenarını, gözün kenarını. Ya kadınlar makyaj yapıyor ya, R-Line mı işte, bir sürü farmer, hepsini detayına kadar inmişler yani. Ya grafikleri falan harika. Kendim girip oynamadım ama betasında falan oynayan arkadaşların YouTube videolarını izledim. Yani ben beğendim arkadaşlar. Siz de bir göz atın isterseniz. Bu Roko Game'in Roko Token'i de var. Bakalım ileride tutar mı tutmaz mı, ne olur. Onu da göreceğiz. Ben almadım. Ama uzun zamandır zararda olan bir arkadaşı gördüm YouTube'da. Şimdi girelim arkadaşlar, kullanıcı adımızı, şifremizi. Ha, şu telefonumuza şunu gönderiyor arkadaşlar. Telefonumuza uygulamayı indiriyoruz. iPhone'larda da var. Windows'ta da var. Telefonumuza girdiğimizde aynı anda şu an burada istediği gibi, ben şu an girmeyeceğim videoyu. Veya gireyim mi? Videoyu kapatmadan nasıl gireceğim ki? Giremem. Giriyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Karaktere geçiyor. Burada oyun ayarları var. Şu hemen üst köşede. Görüntüyü nasıl oynayacağınızı, ses, ticaret isteğini engelle, parti isteğini engelle. Oo, bu arkadaşlık isteğini. Buradan ayarlardan arkadaşlar, sağ üst köşeden, yani kendi bütün arkadaşlık isteklerini falan, ticaret isteklerini, trade'leri, klan isteklerini buradan engelleme özelliği var. FPS göster diyor. Oo. İpuçlarını gösterme, kamera hassasiyeti, dönüş, mouse'un tıklama hassasiyetine kadar. Vay be. Güzel, güzel. Şimdi hayır diyoruz arkadaşlar. Buradan köşeden çıkış yapıyoruz. Çıktık şu an. Yani bu şekilde. Bakın burada da 12 saat 6 dakika kaldı diyor. Kayıt ol diyor. Hemen oyunu da buradan indirebiliyorsunuz sağ üstten.
Umarım keyifli bir oyun olur. Orklar ve insanlar, humanlar var. Karşılıklı PK, yani savaşın güçlü olanın kazandığı, güçlü partilerin, güçlü klanların, güçlü toplulukların kazandığı. Yani eski bir MMORPG oyununu, bitmiş bir oyunu farklı bir şekilde, özellikle Türkler geliştirerek, World adı altında dünyaya sunuyorlar. Tutarsa patlar. Knight Online'ı sevenler çok olduğundan tutacağını düşünüyorum. Yani bu arada oyunu paralı bir oyun değil. Paralı, hani paralıların oynayabileceği bir oyun gibi, her şeyi paraya yönelik de yapmamışlar arkadaşlar. Şurada da şu an benim çarım açık. Bu da Mir 4 51. Bunda autoplay özelliği olduğu için şu an böyle bir yere bıraktım. Böyle de uyku modunu alıyorsunuz şuradan. Enerji tasarrufu için. Bu şekilde arkadaşlar, böyle boş vakitlerinizde oynayabilirsiniz. Umarım siz de indirip beğenirsiniz. İyi seyirler.